Çok tartışılan bir konu var son günlerde, İstanbul Sözleşmesi. Cumhurbaşkanının kararnamesiyle kaldırıldı. Bir süredir aslında konuşuluyordu, tepkiler de vardı. Kararnameyle kaldırıldı ve ciddi tepkiler var. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu efendim, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması? İsterseniz buradan başlayalım. Bir de bu kaldırılınca şimdi zaten kadın cinayetleri çok fazla, kadın cinayetleri daha çok artacak diye bir endişe var. Aslında itiraz bu noktada. Bundan sonra siz için neler yapılacağını da, bu sözleşme bir eksiklik yaratırsa o eksiklik nasıl doldurulacak? Bu konuda da değerlendirmenizi almak isterim. Ama öncelikle neden buna ihtiyaç duyuldu? Şimdi bu konuyla ilgili tartışmalar zaten bir yıla yakın bir zamandır devam ediyordu. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil. Şu bakımdan bunu söylüyorum. Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler var, imzalamayan ülkeler var. İmzaladığı halde onaylayan ülkeler var, onaylamayan ülkeler var. Mesela İngiltere bu sözleşmeyi 2012'de imzalamış. Hala iç hukuk süreçlerini tamamlayıp onaylamamış. Dolayısıyla Ama klasik İngiliz işte efendim. İdare ediyor işi yani. İngiltere'de Arada idare ediyor. Kadına karşı şiddetle ilgili mücadele yok. İşte kadın cinayetleri artıyor, arttı falan. Yani sözleşme bu işte tek belirleyici husussa bunu söylememiz lazım. Bunu söyleyemiyoruz. Yani eşittir sözleşme dememiz, kadına karşı şiddetle mücadelede eşittir bu sözleşme. Varsa mücadele var, yoksa mücadele yok dememiz mümkün değil. Bu bir. İkincisi, esasen ben mahkeme kararlarına da bakıyorum bu konularla ilgili olarak. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda alınan kararlar var. Bunların hiçbirisinde İstanbul Sözleşmesi alınan kararlarla ilgili İstanbul Sözleşmesi bir dayanak olarak kullanılmıyor. Onun yerine bir kanun var. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Bu kanun hükümlerine dayanarak kullanılıyor ve bu kanun yürürlükte. Dolayısıyla bu kanun üzerinden yürüyor Türkiye'deki aslında alınan kararlar, idarenin veya mahkemelerin vermiş olduğu kararlar. Bu açıdan yani fevkalade bir durum ortaya çıktı. Aman bu sözleşme bir işte can simidiydi, mutlaka bu sözleşme yoksa mücadele yoktur demek bir kere doğru değil. Öbür taraftan sözleşme süresi içerisinde acaba bir artış mı olmuştur, azalma mı olmuştur? Buna da bakmak lazım. Ben çok anlamlı bir ilişki sözleşmeyle arasında anlamlı bir ilişki olduğu kanaatinde değilim elimdeki verilere göre. Yani sözleşme bunları azaltmıştır. Öyle burada kurtarıcı bir rol oynamıştır dememiz mümkün değil. Bunu haklı kılacak veriler yok elimizde. Şimdi bu bakımdan burada uygulamaya bakmak lazım ki esas olan da budur. Hiçbir sözleşmenin, hiçbir kanunun, hiçbir hukuk kuralının doğrudan bir sosyal olaylara etkisi yoktur. Bu ancak uygulandığı takdirde, gerekli tedbirler alındığı takdirde bu iş olur. Bu konudaki kararlılık önemlidir. Baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilgili bakanların da bu konuda kararlı açıklamaları var. Bunu hep beraber bu anlamda takip etmemiz lazım. Yani sözleşme kalktı, bu konu tamamen kapandı, tamamen şiddet serbest falan demeyi gerektirecek bir durum yok. Çünkü kanun var, kanun yürürlükte ve uygulanıyor. Ve zaten bugüne kadar da sözleşmeye değil, esasen kanuna dayanılmış. Bir başka husus, ben daha çok hukuki olarak bunu değerlendirmek isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararname değil de karar, Cumhurbaşkanlığı kararı bu. Kararıyla. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil. Bazı değerlendirmelerde görüyorum, çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ayrı bir şey. Bir hukuki düzenleme, genel düzenleyici işlem şekli. Ve buna karşı Anayasa Mahkemesi'nde dava açılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ise bir idari işlemdir. Bakanlar Kurulu kararı gibi daha önce bir işlem. Mesela bununla ilgili bir dava açılacaksa bunun Danıştay'da açılması gerekiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir uluslararası sözleşmenin veya antlaşmanın belli süreçleri, basamakları var. Bunların bir kısmında yetki yürütme organında, bir kısmında yasama organında yetki. Ülkeden ülkeye de farklılıklar gösteriyor. Kabaca üç aşamaya bölebiliriz bir uluslararası sözleşmenin yürürlüğü meselesini. Bir imza aşaması var. Bu yürütmenin yetkisindedir imza aşaması. Ya ilgili doğrudan yetkili kişiler veya diplomatlar tarafından bir sözleşme akdedilir, imzalanır. Bu yürütmenin yetkisinde olan bir aşama. Daha sonra bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması aşaması vardır.
bizim sistemimizde onaylamanın uygun bulunması bir kanunla parlamento tarafından, meclis tarafından yapılıyor. Bir yasama organına bu konuda yetkiyi veriyor anayasa 90. maddesi. Onaylanmasının uygun bulunması. Bu konuda bir kanun çıkartılıyor. Daha sonra ise üçüncü aşama onaylama aşaması. Onaylama daha önceki hükümet sisteminde bakanlar kurulunun yetkisindeydi. Şimdi ise cumhurbaşkanının yetkisinde onaylama aşaması. Şimdi buradan baktığımızda daha sonra da yürürlüğe giriyor. Şimdi buradan baktığımızda meclisin uygun onaylamanın uygun bulunmasına dair kanunu çıkartmış olduğu kanun onaylamak için bir gerekçe, bir dayanak, bir gereklilik ama onaylamayı icbar eden, onaylamaya mecbur eden bir sonuç doğurmuyor. Yani imzalanır bir sözleşme, parlamentoda kanunla onu uygun bulur. Fakat Cumhurbaşkanı mesela onaylamayabilir. Bir süre en azından mesela onaylamayabilir. Niye? İmzalandığı sıradaki şartlar farklıdır, uluslararası şartlar. Onaylandığı sırada farklıdır. Daha sonra farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Ve onay aşamasında Cumhurbaşkanı bekler, bekletebilir onaylamayı. Bu yetki verilmiş. Ne zaman verilmiş? Yeni değil. 1963'te çıkartılmış 244 sayılı kanun var. Bu kanun Bakanlar Kurulu'na bu yetkiyi vermiş. Eski hükümet sisteminde. Daha sonra hükümet sistemi değişikliği üzerine Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na verildiği için bu yetki Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Sonuç itibariyle onaylama konusunda onaylamayı bekletme yetkisi olduğu gibi onayı geri çekme yetkisi de yani sözleşmeden çekilme yetkisi de Cumhurbaşkanı'nda var. Meclisin tartışmalar için söylüyorsun. Onun için hukuki tartışma için söylüyorum. Meclisin getirdiği bir şeyi Cumhurbaşkanı kaldıramaz. Meclisin getirdiği şey şu. Meclis onaylama izni veriyor. Diyor ki bu onaylanabilir. Ama bu illa onaylanmıştır veya meclisin çıkardığı kanunla bu tamam yürürlüğe girmiştir değil. Yürürlüğe girebilmesi için o onaylama izninden sonra meclisin bir de onaylama işlemi dediğimiz üçüncü bir işlem. Burada da yetki Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Dolayısıyla onaylayabileceği gibi ondan çıkabilir de, sözleşmeden çıkabilir de. Meclisin verdiği yetki zorlayıcı bir yetki değil, onaylamayı zorlayan bir yetki değil. Çıkabilir, daha sonra onaylama izni olduğu için diyelim ki onaylayabilir de. Bu yetki var, Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki bu. Bu açıdan bizim sistemimiz böyle, 1963'ten beri böyle. Sistem eleştirilebilir, o ayrı bir konu. Uygulama da böyle. Daha 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara yeni yakın zamanda yapılmış olanlar var. Uygulama da aynen böyle. Bir şekilde işte bir ülkeyle yapılmış bir antlaşma meclisten de kanunla uygun bulunmuş, onaylanmış. Bir süre sonra bu anlaşma feshedilmiş. Başka bir anlaşma getirilmiş. Feshi nasıl meclisten mi geçmiş? Hayır. Yani meclise evet 1963'ten beri en azından geriye dönüp baktığımızda daha önce meclis tarafından onaylanması uygun bulunmuş, sonra da Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış, daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından veya Bakanlar Kurulu eski sistemde feshedilmiş bir sözleşme meclise tekrar getirilmiştir. Bunun bir örneği yok. Hiç getirilmemiş, hiç rastlanan bir durum yok. Peki bu bir, o zaman bu bir idari işlem. Çünkü CHP bir idari işlem olduğu gerekçesiyle Danıştay'a gidiyor. Ama sizin bu saydığınız gerekçeleri de içine koyuyor. Danıştay'a gidilebilir tabii. Evet, Danıştay'a gidecek. Tabii. Bu saydığınız yani aslında böyle bir şey yok dediğiniz gerekçeleri de koyuyor. Yani diyor ki meclis diyor onayladı. Evet. Dolayısıyla hala yürürlüktedir. Şöyle. Bir idari işlem meclisin, olarak kaldırılamaz. Işte onu diyorum. Bak meclisin onaylaması bu onaylaması değil. Onaylanmasının uygun bulunması meclisin verdiği karar. Onaylama işlemi her ülkede devlet başkanı veya bakanlar kurulu tarafından yapılan bir işlemdir. Meclisin çıkartmış olduğu kanun onaylama yürürlüğe koyma kanunu değil. Bunun onaylanabileceğini gösteren bir nevi onaylama izni veren bir kanundur. Onaylar onaylamayabilir, onaylar vazgeçer. Bu yetkiler onay aşamasıyla ilgili yetkilerdir. Meclisin ki bunu yürürlüğe koyan onaylanmıştır anlamına gelen bir kanun değil. Onaylama izni veren bir kanundur. Onaylama yetkisi ise hükümettedir, yürütmededir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok ülkede de sistem anlattığım gibidir. Bizde de uygulama da aynı bu şekilde. Onlarca örnek var. İsterseniz buradan okuyabilirim bu örnekleri de. 90'lı yıllarda var, 2000'li yıllarda var, yakın zamanda. Cumhurbaşkanlığı sistemine, hükümet sistemine geçtikten sonra yapılanlar da var. Sonuç itibariyle daha önce
meclis tarafından uygun bulma kanunu çıkartılmış, onaylanmış, yürürlüğe girmiş ve yıllar sonra vazgeçilmiş, yürürlükten kaldırılmış. Nasıl kaldırılmış? İşte Bakanlar Kurulu kararıyla veya Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla kaldırılmış. Tekrar kanun olarak meclise gelmemiş, kanun düzenlemesi yapılmamış. Onlarca örnek var. Dolayısıyla tersine hiçbir örnek de yok, onu da söyleyeyim. Şöyle bir tartışma var ya, meclis getirdi, Cumhurbaşkanı kaldıramaz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi hala yürürlüktedir deniyor. Siz bunun tamamen geçersiz olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Şöyle, şu kısmı var yalnız. Sözleşmenin kendisinin öngördüğü bir sözleşme, fesih diyor. Çok doğru değil ama fesih dediği için onu kullanalım. Fesih, fesh edebilir diyor ülkeler. Onunla ilgili bir 80. madde var sözleşmede. Fesih bildirimi yapılıyor genel sekreterle, AKP'm genel sekreterliğine. 3 ay sonra yürürlük kazanıyor bu beyan. Kabul etmiyoruz deme şansları var mı? Biz devam yok, hayır, o yok. O yok, hayır. Sadece bir süre var. 3 aylık bir süre var. O sürenin tamamlanması üzerine sözleşmeden çekilmiş oluyor. O zaman sözleşme... Yani bu sadece o kısmıyla ilgili olarak yürürlüğe girdi girmedi tartışması olabilir. Tartışma da yok. 3 ay sonra giriyor yürürlüğe zaten. Öyle yazıyor. Sözleşme ama mecliste alınarak... bu konuda bir ayrıca kanun çıkartılmalı. Buna parlamento karar vermedi. Yanlış. Uygun bulma kanununu yanlış yorumluyorlar. Uygun bulma kanunu yürürlüğe koyan, onaylayan kanun değil. Sadece onaylama iznini veren kanundur. Yani sözleşme baz alınarak çıkarılmış kanun yok mu? Çünkü o kanunlar meri mi, yürürlükte mi? Bir de öyle bir tartışma var. Şimdi sözleşmenin kendisi kalktı. Evet. Ama sözleşme baz alınarak yapılmış kanunlar ne olacak? O başka bir şey. O kanun yürürlükte. Yürürlükte. Bizim bahsettiğimiz kanun sözleşmenin uygun bulunması, onaylanması, uygun bulunması kanun. Sözleşmeyi dikkate alarak, sözleşmenin perspektifiyle, oradaki hükümlerle ilgili olarak onları içeren kanunlar varsa onlar müstakil ayrı bir kanundur. Onlar yürürlüktedir. İşte az önce bahsettiğim. Geçersiz kılmıyor yani o kanunu. Şüphesiz. Evet. Bu sadece sözleşmeyle ilgili husus yani. Sözleşmeyin başkanım, şimdi KADEM'de Türkiye'de önemli bir dernek ve bu derneğin de Ağustos ayında ben gelirken de hazırlamıştım. Bir açıklaması var. 16 maddelik ve İstanbul Sözleşmesi'ne açık destek seslendiren bir açıklama. Ve şöyle diyor. İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan uluslararası bir belgedir deniyor. KADEM tabii önemli bir dernek, hem de önemli üyeleri de var. Bu çerçevede şimdi kadınların Türkiye'de maruz kaldığı şiddet, taciz ve saldırılar, her türlü çirkin saldırı anlamında kendilerini daha güvende hissetmeleri anlamında siz Türkiye'nin protokolde en üst isimlerinden, en etkili ve kuvvetli isimlerinden biri olarak kendilerini iyi hissetmeleri anlamında. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde bu sözleşme yaşatır ifadesi çok sık kullanılıyor. Bu çerçevede ne söylemek istersiniz onlara? Çünkü kendini aynı zamanda evet bu iyi ki kaldırıldı diyen bir kesim de var. Onlara da saygı duyuyoruz ama öbür tarafta niye kaldırıldı diyen bir kesim de var. Şüphesiz onların da eğer demokrasiden bahsediyorsak bu endişelerin giderilmesi ve kendilerini iyi hissetmeleri gerekiyor. Onlara ne söylemek istersiniz? Ben şimdi şöyle biraz da hukukçu olarak bir sözleşme, uluslararası sözleşme üzerinden bir tartışmanın yürütülmesini biraz garipsediğimi de söylemek isterim. Çok çok istisnai sözleşmeler var. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bir takım iç hukuk mekanizmalarına da işleyişi dahil edilmiş sözleşmeler ve ayrı bir yargı düzeni kurmuş Avrupa İnsan evet. Hakları Mahkemesi gibi bir sözleşme var. Ama bunun dışındaki uluslararası sözleşmelerin doğrudan bizim sistemimize, iç hukuktaki uygulamaya etkisi çok sınırlıdır. Doğrudan etki sadece Anayasa'nın 90. maddesine göre insan hakları sözleşmelerinin kanun hükümleriyle çatışması halinde sözleşmenin uygulanacağına dair evet. bir hüküm var, anayasa hükmü. Bu bakımdan doğrudan bir etkisi var ama bu çok az sayıdaki sözleşmeyle ilgilidir. Ama bunun dışındaki sözleşmelerin dolaylı etkisi vardır. Yani sözleşmede getirilen hükümlerin bizim kendi iç mevzuatımıza, işte İngiltere'nin onaylama aşamasının uzun sürmesinde İngiltere'nin açıklaması o. Yani iç mevzuatı işte sözleşmeye uydurmaya çalışıyoruz diye. Biraz fazla uzun, 9 sene sürmüş ama olsun. Onu söylüyorum mesela. Şimdi dolayısıyla esas olan iç hukuktaki düzenlemelerdir. Bu konuyla ilgili zaten mahkemelerin de dediğim gibi idari organların da esas aldıkları metin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundur. Bu kanun yürürlükte zaten. Yani bizim esas bugüne kadar bu konularla ilgili alınan bütün tedbirler bu kanuna dayanarak alınan tedbirler. Bu bakımdan
Yani lehte aleyhte söylenenlerin hepsi için söylüyorum bunu. Yani bir sözleşmeyi biraz hukuka etkisi bakımından, iç hukukumuza etkisi bakımından abartarak değerlendiriyor lehte ve aleyhteki bütün görüşler. Ben yani sözleşmeyle dediğim gibi kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunu birbirine eşdeğer kılan yaklaşımlar yanlıştır. Dünyada bunu imzalamayan ülkeler var. Zaten sisteme dahil olmadığı için ABD başta olmak üzere. Sisteme dahil olan AKP'm üyesi olduğu halde imzalayıp da onaylamayan ülkeler de var. İşte birisi de meşhur başka örnek vermek istemiyorum. İngiltere hala onaylamamış. Bu ülkelerde o zaman bir orta çağ falan var. Yani kadınlara karşı şiddet serbest falan gibi bir anlam mı çıkarmalıyız? Hayır, öyle değil. Bu konuda birçok hukuki düzenleme var, kanun var. Önemli olan bunları güçlendirmek ve bunların benim kanaatime göre uygulamada daha çok sorunlar var. Bu uygulamayı güçlendiren, daha dikkatli, titiz hale getiren bir yaklaşım benim ortaya, kararlılık ortaya koymak lazım. Çok özür dilerim Melih, kısa bir şey müsaadenizle. Evet. Şimdi ben Sayın Emniyet Genel Müdürü Aktaş'la da konuştum. Onların çok özverili çalışmalı olduklarını biliyorum. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da özel talimatı olduğunu da biliyorum. Çok özveriyle çalışıyorlar ama problem Türkiye'de kadınlara yönelik bu şiddet, cinayet sık sık da gündeme geliyor. Hatta bazen sosyal medya devreye giriyor. Çünkü bir anda bakıyorsunuz gidiyor, çıkıyor, mahkeme bırakıyor. Göz göre göre cinayet işlemiş, vahşet işlemiş bir insan. Burada yargı mekanizması çok eleştiri altına kalıyor. Yani polis yakalıyor getiriyor ama bazen öyle örnekler var ki insanı gerçekten çileden çıkarıyor. Bununla ilgili söylemek istediğiniz şey var mı? Yani kanunlar iyi, emniyet teşkilat işleri özverili çalışıyor ama bir yerde geliyor top mahkemenin önüne geldiğinde orada her şey kötü hale geliyor. Dediğiniz doğru. Dediğim uygulamada zaten karşılaştığımız sorunlar ağırlıklı. Kanunda bazı belki düzenlemeler olabilir. Onunla ilgili çalışmalarda yürütüyor. Bu insan hakları eylem planında da Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ısrarlı takip konusunun bunu suç haline getirecek, ayrı bir suç olarak düzenleyecek bir çalışma da var. Ama esasen uygulamayla ilgili bu konuda ben uygulamaya yönelik dikkatin, titizliğin arttırılması lazım diye düşünüyorum. Mecliste zaten biliyorsunuz 8 Mart dolayısıyla bir karar alınmıştı. Daha sonra 9 Mart'ta bir araştırma komisyonu kuruldu. Kadına karşı şiddetle ilgili araştırılmasına dair bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun ben uygulamayla ilgili sonuçları daha somut olarak tespit edeceği, bu yönde bazı tavsiyelerde bulunacağı kanaatindeyim. Bunları da yakından sıkı bir şekilde takip edelim kararlılıkla.